Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan tüm branşlar için yaptığı toplantı ve çalıştaylara hız kesmeden devam ediyor. 39 sağlık branşındaki çalışanların yaşadığı sorunları masaya yatıran ve çözüm yolları arayan Sağlık Sen, odyologların ve odyometri teknikerlerinin sorunları ve çözüm önerileri toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, Mustafa Irgatoğlu, Ankara Yedinoğlu Şube Başkanı Kadir Cibelek'le Odyolog ve Odyometri Derneklerinin temsilcileri katıldı. Odyologlar ve odyometri teknikerlerinin görev tanımlarının, çalışma koşullarının, istihdam eksikliği ve mevzuata ilişkin sorunlarını tartışıldığı toplantıda konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan tüm branşlar için toplantılar ve çalıştaylar yapmaya devam ettiklerini dile getirdi. Şimdi siz bu bütün Türkiye'deki odyoloji teknikeri ve odyolog arkadaşlarımız adına konuşuyorsunuz. Burada her kelimeniz inanın çok çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Ömrümüzü orada tüketiyoruz değil mi? Bir 40-50 yılımızı orada tüketiyoruz. Buradaki yaptığımız o kahramanlıkları da bunu göstermemiz gerekiyor. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu da toplantıdan çıkan sonucu raporlaştırarak yetkililerle paylaşacaklarını ifade etti. Biz bütün meslek gruplarıyla alakalı olarak bu toplantıları yapıp elde ettiğimiz verileri aslında çok amaçlı kullanmak istiyoruz. Bunları rapor haline de getireceğiz. Yaşadığınız sorunları ve bunlara yönelik önerileri sunarken odyometri teknikerleri, odyologlar yaptığı işin niteliğini bütün zorluklarıyla, imkanlarıyla, sınırlıklarıyla ortaya koyacak tarzda bir katkı kıymetli olacaktır. Toplantıya katılan odyolog ve odyometri teknikerleri Sağlık Sen TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Odyoloji, odyolog, işitme ve denge ile ilgili problemleri çözen, tanılayan ve daha sonrasında buna uygun rehabilitasyon çözümleri, çözüm önerileri üreten kişi, sağlık çalışanı olarak tanımlayabiliriz. Öncelikli olarak bizim odyologların, ondan sonra sesli olarak bizi çağırdıkları için bu toplantıya çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir toplantıydı. Odyolojinin daha farkındalığını artırmak adına, bilinirliğinin artırılması adına ya da daha farklı sağlık alanlarında çalışılması, yeni alanlar istihdamı sağlanmasına çok keyifli bir çalıştay oldu. Bugün burada olmaktan son derece çok mutluyum. Katılmış olduğum ilk programdı. Toplantıda mesleki tanımlarımız, mesleki haklarımız, yeterliliklerimiz, özlük haklarımıza değinildi. Gayet güzeldi, çok güzel bir çalışmaydı. Odyometri teknikerleri devlet hastanelerinde kulak burun boğaz polikliniğine başvuran işitme problemi olan hastaların işitme değerlendirmesini yapar. Benim meslekte 24. senem. Böyle bir çalıştaya katılmaktan dolayı memnun oldum açıkçası. Mesleğimize dair sorunlar, eksiklikler değerlendirildi. Sağlık Sen'le Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan 2024 yılının ilk kurum idari kurul toplantısı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Sağlık Sen adına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'la Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve bakanlık bürokratları katıldı. Toplantıda Sağlık Sen promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi, ek ders ücreti karşılığında çalışanların kadroya alınması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, aile sosyal destek uzmanlarının kadroya geçerken yaşadığı mali kayıpların giderilmesi, yeni bir nöbet yönetmeliği çıkarılması gibi birçok talebini bakanlık yetkilileriyle görüştü. Sağlık Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Hekim Koordinatörü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı'nın MHRS ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeyi açıklamadan önce Sağlık Sen'in hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. MHRS kapasitesinin %20'sinin aile hekimlerine tahsis edilmesi gerektiğini söyleyen Benli, MHRS'nin daha işlevsel bir hale getirilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmeli. İlk etapta MHRS'nin %20'si aile hekimlerine tahsis edilmeli. Aile hekimli bilgi sistemi ve hastane bilgi yönetim sistemi birbiriyle entegre haline gelmeli. Kademeli sevk sisteminin kurulmasıyla aile hekimliği sisteminin aksamaması için 28 bin olan aile hekimi sayısı 50 binin üzerine çıkarılmalı önerisini sundu.
Değerli izleyenler, kamuoyunun merakla beklediği yeni meharesi düzenlemesiyle ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Onaylı randevu dönemine geçiş sisteminin devreye alındığını belirten Bakan Koca, uygulamanın pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Meharese, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Sağlık Sen Yönetimi'nin mekik diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'la Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştirdi. Önce Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'la görüşen Sağlık Sen Yönetimi, sağlık profesyonellerinin gündemine dair konuları istişare etti. Görüşmede ayrıca Sağlık Sen'in sağlık hukuku konusunda yapacağı çalışmalar ve 39 sağlık branşı için yaptığı ve yapacağı toplantılar hakkında bilgi verildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'yla bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık profesyonellerinin talepleri de Sağlık Sen Yönetimi tarafından dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'a da ziyaret gerçekleştiren Sağlık Sen Yönetimi, nöbet ücretlerinin artırılması, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması gibi birçok talebi paylaştı. Değerli izleyenler, kamuoyunun gündemine sıkça gelen uzaktan ve esnek çalışmayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerle bir araya gelen Bakan Işıkhan'ın, çalışmanın işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım sözleri dikkat çekti. Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Öyle değil mi? Çalışma Genel Müdürünüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Çalışmanın işin şekli değişiyorsa biz de bu değişime ayak uydurmamız lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği bugün resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre süt fiyatlarında artışa gidildi. Muayenelerden doğuma, radyolojiden kan ürünlerine kadar birçok işlemde artış yapıldı. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.